Şimdi bir yıl önce Kültür Bakanlığı'yla İçişleri Bakanlığı'nın danışmanı cemevlerini gezdi. Hani o 1500 küsür dediği cemevleri onun gezdiği cemevleriydi. Ama geldiler, bizimle konuştular, biz taleplerimizi söyledik. Ne dedik? Eşit yurttaşlık hakkını talep ediyoruz dedik. Cemevlerinin ibadetten olmasını istiyoruz dedik. Ama orada bunların hiçbirini yerine getirmediler. Kafalarındaki Aleviliği değer şey yaptılar, belirttiler. Nedir? Alevi kültür olarak görmek ve Kültür Bakanlığı'na bir daire. Biz Aleviler böyle bir şeyin talebin yanında değiliz. Bu talepler kendilerini bağlar, bizi bağlamaz. Son şeyde söylediğim gibi cemevler bizim ibadethanedir demiş sözcüğümüz. Arkasında durmamız lazım. Bu zaten Alevi örgütleri de şu anda onu talep ediyor. Daha ilerisinde de anayasada eşit yurttaşlık hakkı diyoruz. Anayasada değişikliği yapılacaksa anayasada eşit yurttaşlık hakkını koysunlar. O zaman zaten Alevi, Sünni, Kürt, Türk bütün sorunlar da çözülmüş olacak. Ama bunu da şu anda beklemiyoruz biz. Şimdi öncelikle Alevilerin birinci talebi Türkiye'de Alevilerin bir inanç merkezi, bir inanç şeyi olduğunu kabul edilmesi gerekir. Biz Çamadan Köyü Tahtacıları Alevileri olarak yaklaşık 10 yıl önce köyümüzde bir cemevi yaptık. Cemevleri bizim ibadetlerimizdir ve ibadet yeridir. Cemevinin yapılmasının amacı da budur. Yani özel sorunuza dönecek olursak Alevilerin taleplerinin artık karşılanması gerekir. 21. yüzyılda bu gerçeğin hala göz ardı edilmesi, hala değişik şekilde işi sulandırmak suretiyle bu işin sulandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Öncelikle buranın inanç kurulu olarak kabul edilmesini, bir kuruma devlete vergisini veren, devlete askerliğini yapan, devletle ilgili her türlü hizmetlerini yapan vatandaşlarımızın ki anayasada da birinci vatandaş olarak algılanmakta ama bunun gereğinde yerine getirilmesini talep ediyoruz. Bu konuda kararlıyız.